Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve zirve yarışında haftanın en önemli mücadelesinde Trabzon'da Galatasaray 2-0 kazanmayı başardı ve Süper Lig'de yeni lider olduğu Sarı Kırmızılılar artık yarınki Gaziantepspor Alanyaspor mücadelesini bekleyecek Sarı Kırmızılılar ve pazartesi günü de Beşiktaş Sivasspor'u ağırlayacak ve Fenerbahçe'nin de bu haftayı bay geçtiğini söyleyelim. Galatasaray Arda Turan'la gol perdesini açtı ilk yarının son anlarında ve ilk devreyi Galatasaray 1-0 önde tamamlamıştı. Trabzonspor karşısında Olcan Çağlayan 55. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor'un son 10-15 dakikada Galatasaray kalesini zorladığı anlar vardı ama oradaki son tercihler Trabzonspor'a golü getirmedi. İlginç bir karşılaşma, şu açıdan ilginç. Zaman zaman temponun olduğu, gol pozisyonlarının az olduğu bir karşılaşma ama içinde birçok disiplini barındıran bir maç. İki teknik adam açısından da bunu söyleyebilirim. Detaylara birazdan gireriz. Ama maçı genel anlamda nasıl yorumlarsınız? Disiplinden neyi kastettin? Mesela iyi alan kapattığı bölümler oldu iki takımda. Özellikle defansif anlamda. Özellikle de ilk yarım saat 35 dakika Trabzonspor'da Galatasaray'a karşı o alanı daraltarak pek koridor vermemeye çalıştı. Yani benim gözlemim buydu. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Trabzonspor'un mütevazi kadrosu Abdullah Hoca geldiğinden beri o emniyetli oyunla 6 haftadır mağlup olmuyor. Fakat bugün Galatasaray'ın kadro kalitesine, özellikle ofansif orta saha ve forvet hattının gücüne kurban gitti diyebiliriz. Çünkü ilk gol çok önemlidir. Trabzonspor gibi biraz rakibe topu bırakarak oynayan takımlar için. İlk golü yerseniz çevirmek çok daha zor. Rize Spor'a karşı çevirebilirsiniz ama Galatasaray gibi boş alanı iyi değerlendiren takımlara karşı bu pek mümkün olmuyor. Maçın ilk yarısında özellikle ilk 10 dakikalık bölümde Galatasaray hakimiyeti vardı ama Yanin ile yakalanan bir pozisyon var. Aslında bu net bir planın göstergesi. Bu tip maçlarda ilk golü bulursanız direnciniz de tavan yapar. Fakat bunu beceremedi Trabzonspor. Daha sonrasında kendi kurduğu tuzağa düştü Erkut. Nasıl biliyor musun? Topu bırakıp boş alanı değerlendirmek isteyen Trabzonspor oyunu dengeleyince savunmasını biraz öne çıkarttı. Öne çıkarttıktan sonra da bu hamleye cezayı kesen de Galatasaray'da Jagne ve Falcao yokken sezonun en istikrarlısı Emre Kılınç ve mecburen tercih edilen Oğulcan oldu. Arda'nın tamamladığı topta bence golün aslan payı Oğulcan ve Emre Kılınç'ta. Bu tip goller çok kolay değil futbolda. Belki izlerken çok kolay gözükür. Keyif alırsın. Halı saha golüne benzer biraz. Sen Liverpool'u yakıştırırsın. Nihat Manchester City golünü yakıştırır. Kimisi de Barcelona'ya yakıştırır daha önceden. Ama şimdi açık söyleyeyim. Türkiye'de bu tip gollerden çok fazla atılmıyor. Galatasaray sezon başı şunu konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Bu kadro Avrupa Kupası'ndan elendikten sonra lig ve Türkiye Kupası için çok yeterli demiştik. Bunu da ispat eden bir oyun oynadı. Yani oyunu geniş oynarsan çok daha iyi oynuyorlar. Ama sabırlı oynadılar. İyi pozisyonlara da girdiler. Ama Trabzonspor bazı bireysel çabalarla pozisyona girmiş olmasına rağmen mesela Muslera'nın yokluğunda Okan iyi iş çıkardı diye düşünüyorum bu akşam. Evet. Belki yani de en iyi maçını oynadı Okan. O yüzden de maçın ciddi ayrıntıları bu akşam komple Galatasaray'dan yanaydı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar bana göre. Nihat Kahveci, sen nasıl yorumlarsın ilk olarak? Şuradan başlamak istiyorum. Hani size bir soru sorsam. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri neresi diye. Biri değil, en zoru. Net Trabzonspor deplasmanı deriz. Ki öyledir hakikaten. Ama bu sene maalesef öyle değil. Hani Covid'den dolayı, seyirci olmamasından dolayı, takım kadrosundan dolayı, oynanan oyundan dolayı maalesef bu sene öyle değil. Ama buna rağmen Galatasaray normalde o deplasmana giderken tedirgin gider. Her takım gibi. Ama Galatasaray Florya'da kamp yapıyor ya. Fatih Hoca desin ki aşağıdaki sahada maç var. Oraya çıkacağız desin. Ya o kadar rahat çıkmış bir Galatasaray vardı. Buna da izin veren bir Trabzonspor. Çünkü kendi sahanda topa sahip olmayı beklersin. Değil mi? Sahip olamadı. Maçın 15-20 dakikalık bölümünde %80 topa sahip olan bir Galatasaray vardı. Sen %80 topa sahip oluyorsa rakibin, sen defans yapıyorsundur. Trabzonspor da son dönemlerde iyi defans yapan bir takım olduğu için normal olarak bu mentaliteyle sahaya çıktı. Ben dedi merkezi kapatayım. Çünkü Galatasaray orta sahası çok kalabalık. Merkezden atak yapıyor. Merkezden pozisyona giriyor. Arda'sıyla, Emre'siyle, Belanda'sı, Fegoli'si, Taylan'ıyla. Ben orayı kapatayım. Kaptığım topla çabuk kontra atağa çıkayım, pozisyona gireyim dedi ki bunu
Caneni ile yakaladı. Çok güzel bir atağa çıktı kaptığı topla. Caneni yerden çapraza vurdu, direği yaladı çıktı. O gol olsa belki değişebilirdi. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray takım oyunu oynuyor. Neden? İlk yarının son dakikasında attığı gol. Topa dokunanları sayıyorum. Saracchi Marcao'ya veriyor. Marcao Donk'a veriyor. Donk Omar'a veriyor. Omar Belanda ile oynuyor. Belanda Emre Kılınç'a veriyor. Emre Kılınç Oğulcan'a veriyor. Oğulcan Emre Kılınç'a veriyor. Vuruyor. Dönen topu Arda gol atıyor. 10 tane oyuncusu topa dokundu ilk golden önce. Ya sen bu takıma karşı kazanamazsın. Sana böyle gol atıyorsa bir takım, sahaya çıkmış top oynamak istiyor dersin. İnanılmaz bir gol. Tekrar izlesinler anlattığımın üzerinden. Muhteşem bir gol. Gerçekten derslik bir gol. Galatasaray bunu bir önceki maçlarda da yapıyordu. Çünkü öyle bir orta sahaya sahip. Ayakları çok temiz. Arkası dönük iyi oynuyorlar. Merkezden atak yapıyorlar. Yeri geliyorlar. Kenarda açıyorlar. Ceza sahası içinde çoğalıyorlar. Ya sen de Cagne oynamıyor. Son dönemlerin golcü oyuncusu. Falcao zaten yok. Ama kulübede sağ kanat oynayan Oğulcan'ı alıyor. Forvete koyuyor Fatih Hoca. İlk golde katkısı var. İkinci golü Oğulcan atıyor. Ömer Bayram oyuna giriyor. Mücadelesini yapıyor orta sahada. İkinci golün asistini yapıyor. Ya Galatasaray kiminle sahaya çıkıyorsa çıksın takım oyununu oynuyor. Topa sahip oluyor. Oyunu domine ediyor. Ve şu anda lider. Haklı lider mi? %110 haklı lider. Oynuyor, top oynuyor. Keyif veriyor. Ama benim beklentim bu maçta çok daha iyi bir futboldu. Daha tempolu futboldu. Ama Trabzonspor, bundan önce de konuştuk. 6 maçlık bir seri, 4 galibiyet, 2 beraberlik. Gol yemeyen Trabzonspor, çok pozisyon vermeyen Trabzonspor. Ama ofansif anlamda çok kötü oynayan bir Trabzonspor. Bugün ofansif anlamda kötü olan Trabzonspor ona rağmen Abdülkadir Parmak'la ceza sahası içinde. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarı. Caneni ile çaprazdan net pozisyon ve diğer oyuncularıyla pozisyon buldu ama atamadı. Ya bir de bir şey diyeceğim. Ön tarafta az pozisyona giren bir Trabzonspor, bir de pozisyona girenlerin egoist davrandığı bir Trabzonspor, arkadaşlarına servis yapmayan bir Trabzonspor'un bugün Galatasaray'a gol atma imkanı yoktu. Diğer taraftan Arda, Atletico Madrid, Barcelona görmüş Arda'yı bugün sahanın içinde o dönemki performanslarından performans gördük. Gole de katkı yapan bir Arda. Arda zaten özgüveni kazandı. Ne zaman kazandı? Sivasspor deplasmanında attığı golle Arda tam Galatasaray'a döndü. Ve o günden bugüne kadar arada bir hastalık geçirdi, evet. Oynayamadı. Ama görev aldığı her maçta, saha içindeki görevi olsun, saha dışındaki görevi olsun, tam layıkıyla yerine getiren görevini bir Arda görüyoruz. Ve Galatasaray içinde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün tekrardan gördük. İkinci olarak, bilmiyorum konuşulur mu, Donk'a da bir paragraf açmak istiyorum. Aslında konuşuyoruz haftalardır ama bugünkü performansına değerlendiriyor. Ya bir oyuncu neredeyse hiç oynamıyordu. Akla bile gelmiyordu. Eksikliklerden, mecburiyetlerden dolayı 11'e döndü. O kadar hazır, o kadar profesyonelmiş ki oynadığından beri sahanın en iyilerinden biri. Bugün top rakipteyken stoper olan bir Donk, top kendindeyken Galatasaray'da da muhteşem bir organizatör, orta saha gibi oynayan bir Donk vardı. Hakikaten tebrik etmek lazım. Bu Galatasaray nasıl lider olmasın diyorsun bu futbolla ki şu anda liderler. Hak ediyorlar mı? Hak ediyorlar. Bugün de maçın kazananı 3 puan alan Galatasaray'dı. Bence %100 hak etti. Ama Trabzonspor'un kendi sahasında bu kadar topu rakibine vermesinin, topun peşinden koşmasını da anlayamıyorum. Devam edeceğiz. Basın toplantıları elimize ulaştı. Hemen sizlere aktaralım. Kameralarımız Trabzon'da. Özel de diye yorumlayabiliriz. Çünkü Oğulcan'la birlikte hangi oyuncuya ihtiyacımız olduğunda, hangi oyuncuyu oynatmaya karar verdiğimizde saha içerisinde elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün öne çıkan bu bölgede Oğulcan'dı. Bundan sonra da hangi arkadaşımıza
görev verilirse aynı şekilde, aynı düşünce içerisinde sahada yer alacak diye düşünüyorum. Beyaz TV Sezgin Gelmez. Formunu her geçen gün arttıran bir Arda Turan izliyoruz. Kaptan takım gücünü nasıl ve ne şekilde etkiliyor? Kesinlikle. Buna ekstra şunu da söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımız eğer Covid'den dolayı belli bir süre antrenmanlara katılamadı. Eğer o süreci de yaşamasalardı daha erken ve daha yüksek formda olacaklardı. Üstüne koyarak gidiyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Arda'nın olması bizim için saha içinde, saha dışında, antrenmanın içinde, Florya'da çok büyük bir enerji. Zaten saha içerisinde de arkadaşlarından sizler de bunları görüyorsunuzdur. Son sorumuz yine Sezgin Gelmez'den. Cagney'nin olmadığı bir kadroda Falcao son dakikalarda forma giyebildi. Galatasaray taraftarı ne zaman Falcao'nun sahada ilk 11'de olacağını merak ediyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı. Dediğimiz gibi o da zamanla kendi formunu bulana kadar inanılmaz antrenmanların içerisinde, sonrasında, öncesinde ekstra antrenmanlar yapıyor. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında aramızda diğer arkadaşlar gibi güçlü bir Falcao'yu göreceğiz diye düşünüyorum. Başka sorunuz var mı? Şimdi bildiğiniz üzere Trabzon futbol şehri ve sonuçta bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden önce bunun böyle olduğunu biliyorduk. Ama oyunun geneline baktığımızda rahat bir maç geçti bizim adımıza. Bunun en büyük etkeni saha içerisinde yer alan arkadaşlarımızın, sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımızın verilen taktik anlayış içerisinde en iyisini gayretleriyle birlikte, yeteneklerini birleştirerek sahada yer almalarıydı. Oyunun birinci devrenin sonlarına doğru gol geldi. İkinci devrenin ilk 10 dakikası içerisinde gol geldi. Ama geneline baktığımızda biz bugün için dersimizi iyi çalışmıştık. Taktik anlayışımızı sahaya net bir şekilde yansıttık. Yarın büyük bir ihtimal tekrar bakacağız biz istatistiklerle ilgili değerlendirmeler ama buradan sizlere söyleyeceğim. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Trabzonspor Galatasaray maçının ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in basın toplantısını izledik değerli izleyenler. Fatih Terim'in cezası sebebiyle bugün takımının başında sahaya çıkamadığını bir kez daha hatırlatalım. Ve basın toplantısında da Levent Hoca konuştu. Abdullah Avcı'nın da açıklamalarını ekrana getireceğiz. Hemen arkadaşlarıma sorayım. Şu an evet gelmiş Hoca da bir kez daha Trabzon'dayız. Hocam, evet. Buyurun değerlendirmeye başlayalım. Merhaba, iyi akşamlar. Evet, bugün oyunda aslında ilk 15 dakika Galatasaray takımının baskılı ve biz bu baskıdan nasıl çıkacağımızı da çalıştık. Böyle planlamıştık. Oyun tamamen adım adım ilk yarı itibariyle tamamen istediğimiz gibi gitti. İlk 15 dakikanın dışında her seferinde, her dakikasında daha fazla oyuna girdik. Hiç beklemediğimiz bir anda, hatta çalıştığımızda da savunmanın merkezini boşalttığımız bir anda kalecimizin kurtarmasına rağmen yediğimiz gol ve içeriye mağlup girdik. Ki oyun belki de 7 haftalık sürecin oyun olarak daha iyi oyunuydu. Çünkü özellikle 20. dakikadan sonra o topa sahip olma, rakibi koşturma, her seferinde hamleleri yanlış yapacaklarından ve ilk defa da belki bu kadar pozisyona girdik. İkinci yarıda oyuna tekrar ortak olacağımızı ve oyuncuyu da iyi hissettiriyordu, bizi de iyi hissettiriyordu. Sonra ikinci gol yememiz, oyundan kopukluklar başladı. Kötü oynamamıza rağmen pozisyonlara girdik. Ama iki pas, üç pastan sonra kaybettiğimiz paslar, toplar, atamadığımız final pasları, oyun disiplinden kopmak Trabzonspor'a bu yakışmadı. Yani oyunda kabul edemeyiz. 2-0'dan sonra da biz her dakikayı, her anları doğru yaşamamız gerekiyor. Oyuna her an dakika ortak olabiliriz ki bu fırsatlarda bence ilk iki devrede de önümüze çıktı. İlk yarıda oyun daha iyiydi. İkinci yarıda 2-0'dan sonra kopukluk oldu. Ona göre fırsatlar vardı. Kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısının olmasından hamlelerde de bir takım
durumumuzu da netleştirmiyor. Onun için bugün kaybettik. Bunlar bunun içinde olabiliyor. Ama dediğim gibi bugün beni üzen tarafı ikinci yarıda, ikinci golden sonra kabullenmiş. Sayısal pozisyona girdik ama kabullenmiş durum. Trabzonspor bunu kabul edemez. Bu beni üzdü. Ama çalışmaya devam edeceğiz. Soru var mı? İki soru var önümde hocam. Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak gazetesi. Oyun istikrarını sekteye uğratan en önemli etken futbolcu yapısı mı yoksa oyun anlayışı mı? Oyun skor, yani oyunu sekteye uğratan bir şey yoktu bugün aslında. İlk yarıda oyun gelişerek ve doğru gidiyordu. İlk yarının sonunda yediğimiz gol. İkinci yarısında itibariyle de 2-0'dan sonraki olan bölüm. Bence oyun gelişerek gidiyor ama oyunu geliştirmek için hem oyun hem oyuncu kalitesini o anlamda arttırmamız gerekiyor. Ben bu tarafından bakıyorum, öyle diyeyim. Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'in bir sorusu. İki soru saatte. Ekim Pekuban'ın yokluğu sizi nasıl etkiledi? Diğer bir ilginç bir zirve mücadelesi yaşanıyor. Trabzonspor bu yarışta yer alabilecek mi? Sadece Ekuban değil, Abdülkadir Ömür de yok. Sınırlı bir kadronun içinde Ekuban'ın olmaması, Ömür'ün eksik olması bizim seçeneklerimizi tabii ki azaltıyor. Önemli oyuncular şu anki mevcut kadronun önemli oyuncuları. Şampiyonluk yarışı değil, geldiğimiz günden beri tabelaya değil, sıralamaya değil, sadece Trabzonspor'un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar da bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Evet, basın toplantısını ekrana getirdik değerli izleyenler. Bu arada konuşmaya başlamadan önce Galatasaray'ın da son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetlik bir seri yakaladığını söyleyelim. Ekrana da getirsin arkadaşlarımız, rica edelim. Antep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlamıştı sezona Galatasaray. Ardından 3. haftada Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Kasımpaşa'yı 1-0, Alanyaspor'a da 2-1 mağlup olmuştu. O karşılaşmanın ardından bu periyot başladı Galatasaray adına. Burada önce 5 maçlık bir periyot. Erzurumspor'u mağlup etmeyi başararak bu periyoda girmişti sarı kırmızılar ve işte son 4 haftada da bu skora elde ettiler. Bu son 9 maçlık bölümde sadece Karagümrük'e yenildi. Galatasaray Kayserispor'a karşı da 1 puan almıştı ki baştan sonra üstün oynadığı bir karşılaşmaydı aslında sarı kırmızılı takımın. Neye bağlıyorsunuz? Eksikler de çok fazlaydı üstelik bu süreçte. Bu seri Erzurumspor maçıyla başladı. O maç öncesine dönelim böyle. Hani başkanından yöneticisine, hı hı, teknik direktöründen futbolcusuna herkes kenetlendi. Sanki sezonun ilk maçı son maçıymış bir havasıyla Erzurumspor deplasmanına gidildi. Oradan alınan bir galibiyet ki o maçta Falcao inanılmaz da bir gol atmıştı. Evet. Orada başladı her şey. Bazen bir maç işte çok önemlidir. Yani o galibiyet Galatasaray'ı aldı, bugünlere getirdi. Ondan sonra belki istediği 11 ile sahaya çıkamadı ama işte öyle bir kaliteli kadrosu var ki yedeğiyle oynayanıyla herkes hazır ve Fatih Hoca da sahaya sürdüğü 11'den istediğini alınca onları tekrar bir sonraki maçta oynatarak hani Oğulcan'ıyla 3 tane Emre'siyle zamanında Rize deplasmanında ondan sonraki maçlarda. Ya Galatasaray çok mutlu yani. Sahanın içinde de mutlu topu oynarken, sahanın dışında da taraftarı mutlu yani. Çünkü Galatasaray iyi futbol oynuyor. Ben şunu söyleyeyim. Futbolda geniş kadroyu kullanabilmek ideal 11'inde oynamayan oyuncuları hazır tutma becerisiyle de çok alakalı artık. Galatasaray'ın en çok bu kriter üzerinden sonuç aldığını düşünüyorum. Mesela birinci santraforun Falcao olmayınca maçın kahramanlarından biri sürekli Jagne oluyor. O da olmayınca Oğulcan oluyor. Şimdi hep birinci santraforun üzerinden gitmiyorsun. Mesela Oğulcan burada mecbur kalındığı zaman oynayacak bir oyuncu gibi gözüküyordu. Ama şu anda bu hafta mesela maça çıkacak Galatasaray'da birinci tercih. Demek ki oynamayan oyuncuları hazır tutma becerin çok yüksek. Aslında orada dördüncü tercihi unutmayalım, Babel de yok. Babel yok. Olsa bugün Babel oynardı. Babel oynayacaktı. Lines oynamıyor geliyor, sürekli oynuyormuş gibi oynuyor. Emre Taşdemir sakatlandı, evet, ama oynadığı zaman çok iyi oynadı. Oğulcan bu bayrağı taşıyor. Emre Akbaba iki maç bir tanesi çok iyi oynadı. Rize deplasmanını falan. Ya bakıyorsun oynamayan oyuncular Galatasaray'da hep oynayacakmış gibi hazır. Kadro kalitesini genişliğiyle birleştirmiş bir Galatasaray seyrediyoruz biz şu anda.
Kim oynarsa oynasın bir kere kadro kalitesi de yedek kulübesi de Trabzonspor'a göre çok ağır bastı Galatasaray. Maçın genelindeki hikaye bu aslında. Abdullah Hoca'nın açıklamalarında da şöyle bir şey var. Hani Nihat biraz dokundu, ben biraz daha açayım. Trabzonspor elindeki oyunculardan kim varsa çok yüksek performans almadan Galatasaray gibi takımlarla baş edemez. Ya Afobe'yi oyuna sokuyor. Ya bir oyuncunun dünya görüşünün ne kadar önemli olduğu burada çıkıyor ortaya. Topu yanındaki arkadaşına verse gol olacak ve maça ortak olacaksın. Afobe'ye sormak lazım. Sen atınca takımın kazanıyor da sen gol atmayınca kazanmıyor mu diye bir sormak lazım. Sonra çekip Janini'ye de bir sormak lazım. Maçın son dakikalarında o da vermedi İkisi ama. İkisi de birbirine vermedi. Yani daha kritik olan şu. Yani 70'lerde falan atarsan golü bir şansın var. Sonra dünyaya bakışından bahsediyorum. Eğer sen arkadaşına golü attırırsan bir gün sonra veya o anda hocanın kafasında şu şimşek çakacak. Ben çift santrafor oynar mıyım? Sen daha fazla forma bulacaksın, daha fazla gol atma şansın var. Sen forma rekabetini topu arkadaşına vermeyerek nasıl kazanacaksın? Ya ben dünyada hiç görmedim böyle kazanan. O yüzden golcü birazcık bencil olur falan der. Büyük yalandır yani. Öyle bir şey yok. Eğer sen asist yapabiliyorsan gol kadar kıymetli. Ve senin takımının buna ihtiyacı var. Ama sen ben atayım'a geliyorsun. Sanki çok formdaymışsın gibi. Şu bir gerçek. Trabzonspor'da bench'ten gelen oyuncular mecbur olduğun için oyuna alınan oyuncular. Forma rekabetini falan kazanmış oyuncular değil. Bunun da farkında değiller. Afobe bu takımın birinci santrafor olarak geldi. Oyuna mecburiyetten giriyor. Eminim ki eğer Trabzonspor galip duruma geçse belki son 10 dakika, 15 dakika tercih edecekti. Zaman mecbur geçsin. Kaldı. Aldı Abdullah Hoca. Yani bugün Abdullah Hoca çok çaresiz kaldı Galatasaray'a karşı. Yedek kulübesinin etkisizliğinden ve güçsüzlüğünden dolayı. Bu arada Trabzonspor sezon ilk haftası Beşiktaş'a 3-1 yenildi burada. Yani Trabzon'da. Başakşehir'e 2-0 yenildi bu sezon. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Trabzon'da yine Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Yani 4 tane. İçeride bir de Kasımpaşa mağlubiyeti var herhalde değil mi? O var. Evet. Bakmam lazım ama evet. Hani ben bu 4 takımı şampiyon olan rakipleriyle kıyaslayarak bir çıkarım elde etmeye çalıştım açıkçası. Şunu merak ediyorum. Galatasaray'ın oyuna gireceğiz ama Trabzon'dan pas aldığım için. Bence şu stoper attı yani İye ve Victor Hugo geçen sezon şu kadroda olsa belki Trabzonspor şampiyon olurdu. Böyle bir Edgar Yeyi alırken özür dilerim biraz rol çaldım. Edgar Yeyi alırken ben bu seneyi burada geçirmeyeceğim diye bir anlaşma yapılmış zaten. Victor Hugo için de geçen sene olmayan parayı bu sene buldu yönetim. Bir şekilde bonservis bedeli, maaş yükünden biraz hafiflettiği için gitti aldı. Her senenin, her sezonun şartları başka oluyor Erkut. Yani işte bu sene bu sene alsaydım hayır, keşke sene, o kadar kolay istiyorum. Olsaydı yani. Bu sene stoperlerini toparlıyorsun ama kaybettiğin oyuncular işte. Novak, Sosa, Obimikel, Sörloth, Ekuban'ın sakatlıkları, Vakire'nin sakatlıkları. Hiçbirinin yeri dolmadı. O net. Tabii. Yani. Novak'ın da dolmadı. Sosa'nın da. Sörloth'u hiç konuşmayalım. Afobe'yi, Canene'yi izleyince birbirlerine pas vermeyen, ben atayımı düşünen ama o golü atmak için de o yetenekleri olmayan. Afobe'yi çok güzel söyledi. Afobe, Alanyaspor maçında da karşı karşıya kaldın. Pas vermen gerekiyordu. Hatırlayalım. Ya atamıyorsun. Senin o özgüvenin yok. Belki o yeteneğin de yok. Ver. Zor değil yani pas vermek. Bak Mensa karşı karşıya. Al dedi Enkudu'ya, boş kale at dedi. Ver yani. Eğer özgüvenin varsa verme kimseye. 5 kişiyi çalımla gol at. Sana kimse bir şey demez. Ne zaman demez. O golü atarsan. O golü atamadın mı herkes konuşur. Senin yeteneğinden de bahseder. Son vuruşundan da bahseder. Egoistliğinden de bahseder. Takım olmak böyle bir şeydir. Ben attım 3 puan aldık yok. Biz attık vardır. Trabzonspor'un maalesef ön tarafında egoistlik var. Biz kavramı yok. Ben var. Bu olduğu sürece zor kazanırsın. Ki bugüne kadar da bu kadro Abdullah Hoca döneminde iyi geldi yani. 6 haftada yenilmemesi bence sürprizdi. Çünkü öyle maçlar oynadı ki kaybetmeyi hak etti. Kayseri deplasmanı, beraberlik aldın, gol yemedin, gol atmadın ama sen ilk yarı senin ceza sahası içine 10 kere girdi Kayseri yani. O kadar da rahat geldi. Yani bu arada bu iki tane stoper Victor'la Edgar değil mi? Evet, Edgar'ı. Geçen sene olsaydı keşke diyoruz hani şampiyon olur muydu? Olurdu. Bence olur. Şimdi de belki Türkiye'nin en iyi iki tane birbiriyle anlaşan stoper tandemi var. Ama maalesef üretken olmayan orta saha, üretken olmayan hücum. O yüzden şu an ligdeki konumunda.
Ama bundan daha iyisini yapabilir bu kadro. Nasıl yapabilir? Ekuban, Abdülkadir, Vakayeme %100 oynayacak. Trabzonspor pozisyonlara girecek. Gol ve goller atacak. Başka çaresi yok yani. Bu arada çok enteresan. Hemen hemen çoğu takımın, ki Beşiktaş da Başakşehir ile başlayan periyottan en karlı çıkan takım oldu. Öyle bir periyot var ya, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya. Böyle gidiyorsun. Sonrasında Erzurum'la devam ediyor bu serüven. Galatasaray'da nasıl Erzurumspor maçıyla bir çıkış yakalamıştı? Trabzonspor da böyle. Son 7 maçını arkadaşlarımız ekrana taşıdı. Burada ufak bir yanlış var. Hatayspor Galatasaray 0-1 yazılmış. O Trabzon olacak. Onu söyleyeyim. Öyle başlayalım. Çok da Hatayspor'un da 20-25 dakika çok hakim oynadığı ve çok pozisyona girdiği bir maçtan bahsediyoruz. Genelde Abdullah Hoca savunma emniyeti üzerinden düşük skorlu maçlar oynadı. Fakat Trabzonspor'un ihtiyacı önce skor alıp atlardan kurtulmaktı. Bunu başardı mı? Başardı. Senin saydığın maçlar, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, bunlara bu kadronun gücü yetmiyor Ergut. İdeal 11'inin çok formda olduğu bir maçta ancak başka bir hikaye yaratabilirsin. Bunların gücü yetmiyor şu anda. Tabii. Yani o yüzden de niye böyle oldu kısmında senin geçen seneden bu seneye gelen kadro yapılanmanla alakalı bir durum bu. Bir hedef takımı haline gelemiyorsan zaten bu kadronun zafiyeti üzerinden gelemiyorsun. Galatasaray ile bugünkü maçta arandaki farkı yaratan en önemli şey de santrafor meziyetlerinin sahaya yansıması. Mesela Galatasaray'ın bugün itibariyle 4. santraforu dediğimiz Oğulcan, maça kilit vuran, maçın yıldızı bence, maça kilit vuran bir kilit pas ve gol yaptı. Senin banko oynattığın santraforun ve oyuna sonradan aldığın, aslında sezonun birinci santraforu olan oyuncuların topu birbirine verip vermemekte kararsız kalıyorlar ya da vermiyorlar. Ya bir takım için santraforun ne kadar önemli olduğu bu akşam Trabzonspor 0 Galatasaray 2 maçının özetlerinden bir tanesi. Ayrıntılarından bir tanesi. Al seyret anlarsın zaten. Yoksa Trabzonspor, bu arada şunu söyleyeyim, o 6 maç var ya hiç yenilmediği. Bugün maçın ilk yarısını o 6 maçtakilerden çok daha iyi oynadı. Evet. Katılıyorum. Yani topu zaman zaman ayağında tuttu, set hücumuna çevirdi, topu rakibine verip çabuk çıktı falan. İlk yarı iyi oynadı. 44. dakikaya kadar çok iyi oynadı. Ama Jagne oynasaydı Oğulcan kadar hareket etmeyebilirdi. Oğulcan gibi gidip o kilit pası çok öyle ince düşünen bir oyuncu değil Jagne. Yapmayabilirdi. Oğulcan'ın da bu akşam belki mecburiyetten oynadı ama oynaması Galatasaray için avantaj oldu. Ya şu gözlerden kaçmasın. Benim gözlerim bu. Size de sormak isterim. Fark ettiniz mi? Jagne belki sahada kaldığı sürece gol pozisyonlarının içinde çok olamıyor. Ama şöyle bir görevi var onun. İlk sezonunda da Galatasaray'da bunu yaptı. Galatasaray set hücumuna geçtiği zaman Jagne biraz böyle orta yuvarlığa doğru yaklaşıyor ve diğer oyuncular, işte Feguli'dir, Arda'dır, Alan oynarsa açıyor. Babel'dir, Emre Akbaba'dır, Belhanda'dır. Bu oyunculara bir koridor açıyor. O yüzden Jagne'li maçlarda Galatasaray hep savunmanın arkasına toplar attı. Mesela bugün hiç atmadı. Bugün hiç öyle oynamadı. Attı bir iki tane. Omar mesela ikinci yarının başında girdi bir tane soldan. Hatta Edgar Yeğen'in eline çarptı, tamam, çarpmadı. Tamam ama denedi bunları Galatasaray. Jagne varken Saracide, daha fazla Saracide yapıyor. Saracchi tarafı da bazen deniyor. Evet, şöyle Jagne geldiği zaman stoper onunla beraber geldiği için bıraktığı boşluğa çabuk oyuncularını sokabilirsin. Fakat Erkut çok dikkat et. Galatasaray takımında özellikle ofansif orta sahada kim oynarsa oynasın birbirine çok uyumlu. Evet. Pas trafiği konusunda birbirine çok uyumlu. Mesela senin bu tip maçlarda Galatasaray'da ilk baktığın oyuncu kim? Benim Feguli. Ofansif olarak. Hayır, ofansif olarak Feguli. Feguli'yi kaybettin yarım saat sonra. Buna rağmen pas bağlantısı Ömer Bayram girdikten sonra da hiç sekteye uğramadı mesela. İkinci gol harika bir savunma arkası koşusundan. Harika bir savunma arkası koşusundan ki burada da VAR'a bir dokunalım. Hani VAR kalksın gitsin falan. Ya VAR ikinci golde yardımcı hakemi kurtardı. Evet. Golden sonra güzel kaldırdın, çektin bayrağı. Bak kurtardın, maçın evet. kaderiyle oynayacaktın neredeyse. Ya VAR'ın sadece ofsayt çizgisi üzerinden bile olması gerek ya bu ülkede. En çok hakem konuşan biziz çünkü. Yani o yüzden hiç VAR falan tartışmaya gerek yok. Çok futbola katkısı olduğunu düşünüyorum. Hakemlere katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da Galatasaray pozisyon itibariyle Trabzonspor'un risk almaya çalıştığı ikinci yarının başında Galatasaray'a cezayı kesti Trabzonspor'a savunma arkası paslarıyla aslında. Bu arada ne güzel, hakemle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Aman aman. Futbol. Sağ içinde oynandı, hak eden de kazandı. Ali Umut Meler çok de zaten güzel hani, yani. Özlemişiz. Göreve başladığında ilk hakem olarak hani yıldızı parladığında yeni Cüneyt Çakır olarak zaten adlandırılmıştı. Ama son iki haftadır o kadar çok hakem üzerinden konuşuyoruz ki gerçekten bugün hani maçın
lezzetli kısımlarından biri de hakemin hatası. Var mı hatasız bir teknik direktör olması veya Levent Hoca'ya baktık, Abdullah Hoca'ya baktık, herhangi bir oyuncunun hakemle ilgili bir serzeniş bir şeyini görüyor musun? Bu arada oyuncuların da iyi niyeti önemli burada mesela. Hani oyuncular da bir de oyunda çok oyunda hakeme götürmedi işi yani. Evet. Öyle bir tartışmalı pozisyon da olmadı. Bu da bir hakem şansıdır yani. Hani öyle ceza sahası içinde aman eline çarptı, yok itti, penaltı mı değil mi muhabbetleri de olmadı. O yüzden ne güzel futboldan bahsediyoruz. Galatasaray'ın iyi oyunundan, Trabzon'un oyunun belli başlı bölümlerinde oynadığı iyi oyundan, kaçırdığı pozisyonlardan. Futbol konuşmak çok güzel ya. Hakemler artık bir gündemden çıksın, futbolu konuşalım, iyi oynayan da şampiyon olsun işte. Bu kadar basit. Bu arada hani kırmızı karta yaklaşabilecek pozisyonda oynayan oyuncuların da erken sarı kartına rağmen hiç buna ihtiyaç evet. duymuyoruz. Mesela Flavio, Taylan Antalyalı. Yani bunlar böyle pozisyon itibariyle rakibi indirmek zorunda sever kalabilecek. Sever Flavio. Mesela Flavio uçlarında gezen bir oyuncudur kırmızı kartın. Bugün daha kontrollü kalmayı başardı. Nihat'ın da söylediği doğru. Sen de doğru söylüyorsun. Biraz oyuncu niyeti de hakemin işini kolaylaştırıyor. Bazı maçlar var her pozisyona her şeyi konuşan bir oyuncu grubu görüyorsun. Bazıları var direkt futbola konsantre olmuş, yaptığı işe konsantre olmuş. Bu da hakem şansı herhalde. Yani hocaya da o FIFA kokartı yakışıyor bu arada. Yani yol açık olsun bu tür karşılaşmalar bekliyoruz. Diğer yandan Galatasaray üzerinde konuşmamız gereken konulardan bir tanesi şu. Feghouli ideal bir kanat oyuncusu kadroya baktığımızda. Evet Emre Kınıç da. Arda Turan da Galatasaray'ın sol kanadında oynayabilir. Zaman zaman işte hatta değişerek de oynayabiliyorlar ama özellikle Feghouli oyundan çıktıktan sonra Galatasaray orta alanda ideal kanat oyuncularından yoksul kalmasına rağmen orta sahada o defansif yükü Taylan çekiyor olmasına rağmen kanat beklerini Trabzonspor yarı sahasına doğru çıkarmasına rağmen topu özellikle ayağında tutarak bence savunma yaptı. Yani ne boş orta yaptı ne sonlandırılmayan bir atak oldu. Dolayısıyla da işte boş orta yaparsın, rakip savunmadan döner, kontra atak verirsin, topyekun geriye dönmeye çalışırsın. Bunu da çalışmış ve bunu da iyi uygulayan bir Galatasaray vardır. En iyi savunma nedir? Hücumdur. Topa sahipsen tabii. Zaten sıkıntı yaşamazsın. Top sendedir. Kaptırmadığın sürece Galatasaray kadrosu da kaliteli olduğu için bireysel anlamda kolay kolay top kaptırmıyor. Bir de hakikaten top ayağında olan oyuncuya Galatasaray çok alternatif sunuyor. Diyelim ki top Feghouli'nin ayağında, Taylan orada, Omar orada, Belan da orada, yeri geliyor Arda orada, Emre Kılıç orada. Çok yakınlar birbirlerine. Bir topu nasıl kaptırsın? Ben topu ayağıma aldım, 4 tane alternatifim var. Pas vermeyi biliyorsam kaptırma ihtimalim yok. Galatasaray o yüzden de topa sahip oluyor. Çok alternatifi var topu ayağında olana. Hareketlilik var orta sahada ön tarafta. Oğulcan da arkası dönük iyi oynadı. Top tuttu. Güzel servisler yaptı. Yeri geldi defans arasına koşular attı. O zaman sen bu Galatasaray'dan topu kolay kolay alamazsın yani. Şunu söyleyeyim sana. Birbirine çok uyumlu dedim. Giren çıkan. Hı-hı. Mesela Galatasaray orta sahasında Feghouli çıktıktan sonra bir tarafta Arda bir tarafta Emre Kılınç'ı seyrettik. Mesela sen diyorsun ya hani orijinal mi diyelim? İdeal. Bence ideal ikilisi olsa hiç sırıtmayacak bir ikiliden bahsediyoruz. Mesela Ömer Bayram geçtiğimiz sezonun yıldızlarından bir tanesi. Bu sezonda oyuna sonradan girdiği maçlarda gayet de iyi iş çıkartan bir oyuncu. Ama tabii bazen Galatasaray için potansiyelini eksik gören çok insan olur. Bunu kabul edebilirim ama saha içi liderlerini iyi tamamlayacak en özel oyunculardan da bir tanesi Ömer Bayram mesela. İşte oyuna girdi. Pası attığı zaman... İlk idrak edemedik. Lan bu pası Arda mı attı, Emre Kılınç mı attı falan derken Ömer Bayram atmış pası. Hem de muhteşem bir pas. Çok nasıl söylerler, ayarında bir pas. Oyuncuyu da ofsayta düşürmemiş. Tam zamanında atmış. Çok da ölçülü. Şimdi bakıyorsun bu pası atan adamın yeteneksiz olma ihtimali var mı Erkut? Allah'ını seversen. Ömer Bayram sol bek oynar. Ömer Bayram sol çizgi önde oynar. Sol iç oynar. Ömer Bayram'ı her yerde oynatabiliyorsun. Bundan daha kıymetli bir oyuncu mu var? Belli de bir performansı gösteriyor sana. Kendini hazır tutma becerisi de var. Yani bu tip oyuncuların olduğu takımların sırtı kolay kolay yere gelmez söyleyeyim sana. Sıkıntı da yaratmıyor. Hiç. Oynamadığında çıkıyor mücadelesini yapıyor. Oynamadığında oturuyor. 5 dakika 10 dakika görev ne zaman verirse yapıyor. Takım olmak bu işte. Galatasaray şu an tam takım bir görüntüsü veriyor. Oynayanı oynamayanıyla. Ve de bugünkü Oğulcan performansını gördüğünde... Jack neymiş, Falcao'ymuş neredeyse akla bile gelmiyor. Bak bu ikisi de çok kaliteli oyuncu, çok goller atıyor ama ya belki dördüncü forvet Babel oysa Oğulcan yine oynamayacak. Çıkıyor, birinci forvetmiş gibi performans gösteriyor. Bu takım nasıl lider olmasın yani şu an?
Olcan'ın da açıklamalarına bakalım. Bugün Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk golünü attı Olcan. Ben de emin değildim offside'dan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi Mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz diyor Olcan Çağlayan. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler VAR'dan onayı beklerken Arda'nın o yüz ifadesi sonrası gol kararı sonrasında da o sevinç işte kaptanlık o yüzden yakışıyor. Bazı yaşıyor. Nasıl oynuyor dikkat ediyor musun? Mesela kayarak müdahale yapıyor. Bir iki pozisyonda kayarak müdahale gördüm. Üzerinde. Şimdi dersin ki ya kardeşim Atletico Madrid, Barcelona falan. Ya gelmiş taç çizgisinde belki de çok önemli gibi gözükmeyen bir topa kayarak müdahale yapıp almaya çalışan bir Arda Turan izliyoruz. Biraz Galatasaray gelişinde hepimiz böyle kendi isteğinin daha çok ağır bastığı bir durum söz konusu. O yüzden tekrar o formayı hakkıyla giyebilmek için çok mücadele eden bir Arda Turan seyrediyoruz. Bu kadar uzun süre oynamayan bir oyuncu için mucizevi bir geri dönüş Erkut. Peki bunu böyle devam eder lazım. Mi? Yani özellikle bence, fiziksel anlamda. Bence siz sağdan geldiğiniz için daha iyi analiz daha edersiniz. İyi olabilir. Çünkü 60'ta mı çıktı? Evet. 60-65 gibi galiba çıktı oyundan. Çok emin değilim. Ama bazen oyuncuyu böyle kullanmak da çok mantıklıdır. 71'de çıkmış. 71'de çıkmış. Yani çok mantıklıdır. Yani çünkü sıkı maç trafiğinde çok doğru bir yaklaşım. Mesela Beşiktaş'ta Sergen Hoca Gezal'ı 60'ta aldı oyundan. En kıymetli oyuncusu aldı. Arda da iyi oynarken alındı ama artık büyük resme bakarak hareket ediyor teknik direktörler. Kötü oynadığı için değil. Devam eder mi böyle Nihat Kahveci? Bak Arda için en önemli şey bir an önce gol katkısıydı. Bir özgüven kazanması gerekiyordu. Taraftara tekrar kendini kanıtlaması gerekiyordu. Sivas maçında o Belanda ile beraber, Feguri ile beraber muhteşem oyun attığı golden sonra artık bambaşka bir Arda vardı. O günden bugüne performansına bak. Sadece hastalık dışında oynamadığı süreç Arda sahanın içinde ondan beklenileni veriyor. Bugünden sonra daha da fazlasını verebilir. Bir sen Arda'nın bir duruşunu görüyor musun artık sahanın içinde? Böyle bir özgüvenli Arda. Maç sonu açıklamalarını görüyor musun? Özellikle gülen bir Arda, mutlu bir Arda. Ama bir sen bu var. Arda nasıl daha iyi performans göstermesin? Bir de yanındakiler de tam Arda tarzında oyuncular yani. Emre Kılınç topu biliyor. Emre Akbaba giriyor topu biliyor. Belanda, Fegulisi tam Arda'nın istediği tarz oyuncular. Böyle Barcelona'da oynadığı dönemlerde değil mi? Evet. Verecek, kaptırmayacaksın sen. Bak sen yetenekli olabilirsin teknik. Ben sana verdim, sen kaptırdın. Benim tekniğimin hiçbir anlamı yok sahanın içinde. Beraber oynuyorlar çünkü. O yüzden Arda da çok şanslı yani bu kadroda. Bir tek eksik var, o da taraftar bence Arda için. Yani taraftar olsa... O herkesin eksiği. Tribünde taraftar olsa, hani Arda için daha özel bir sezon ya. Yıkılır bambaşka sıkar. Bir motivasyon olur. Bu arada Galatasaray tribünleri yıkılır yani. Oyundan çıktığında değil mi? Alkışlanır. Normal. Hak ediyor. Tabii. Bu kadar hani uzun süre maç oynamamış, hani maç ritmini yakalamamış, saha dışı olaylarıyla öyle ya da böyle konuşulan bir Arda oraları unuttu ki bak Galatasaray gelmeden bireysel olarak çok iyi hazırlandı. Gitti itmanını yaptı. Çok ciddiydi yani. Ve geldi Galatasaray'a. Zaten isteğinden arzusundan Galatasaray'a bağlılığından bir gram şüphemiz yoktu. Sıkıntı sadece fiziksel olarak bu tempoyu kaldırabilir mi? Maç oynamadığı için düşüncesiydi herkeste. Arda onu da açtı yavaş yavaş. Ama Fatih Hoca da çok iyi kullandı. İyi de oynasa 60'ta aldı. İyi de oynasa 70'te aldı. Diğer maçlara da hazır tuttu yani. Araya hastalık girmeseydi belki de temposu tabii. Hiç düşmeyecekti. Ama mesela 2 sene 3 sene oynamayan oyuncular için gelirsin bir çıkış olur. Bir parça aynı sıradan kalırsın tekrar bir çıkış olur falan. Vücut ritmini bulması 3-4 ay sürebilirdi. Arda bunu hastalığa rağmen çok çabuk yakaladı diye düşünüyorum ben. Fatih Hoca 5 maçlık bir ceza aldı. Bugün de takımın başında sahada yoktu. Peki Fatih Hoca'nın kariyerinde Süper Lig'de sağ kenarında olmadığı karşılaşmalarda karnesi nasıl? Bunu hemen ekrana taşıyalım. 2011-2012 sezonundan bu yana Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray'ın karnesi. 25 lig maçı, 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet, puan kaybı 31. Ama buna rağmen hemen hemen maçların yarısını kazanmış olması, maçların sadece 5'te 1'ini kaybetmiş olması iyi bir karne bence bu. Fatih Hoca'sız Galatasaray'ın karnesi. Ben şunu söyleyeyim. Şu an
sağ kenarında kulübede Levent Hoca var değil mi? Maçtan sonra da Levent Hoca konuşuyor değil mi? Evet. Fatih Terim konuşuyor. Fatih Terim yönetiyor. Ben bunu söyleyeyim. Sağının kenarında zaten olması olmaması önemli değil. O zaten beyinlerde yöneten insan olduğu için. Hani oyuncu değişikliklerinde bazen bazı kesimler böyle görüyorum. Levent Hoca'yı eleştiriyorlar. Hocam dakika 85'te bu oyuncu mu girer ya da dakika 60'ta bu mu çıkar? Kimse Levent Hoca'yı eleştirmesin. Nefes alamaz Fatih Hoca'ya sormadan, bunu bilsin herkes. Galatasaray'ın başında şu an kulübede olmasa da yönetim tek ve net Fatih Terim'dedir her zaman. 85'te oyuna girmekten bahsedince Falcao girdi. Ben bir daha Galatasaray formasıyla göremeyiz demiştim. Girdi. Eğer hep yanılacaksam şunu da söyleyeyim. İnşallah yanılırım. Sezon sonuna kadar istikrarlı oynayamaz. Yani beni yanıltmak istiyorsa çok mutlu olurum açıkçası. Çünkü bir kalite. Biz futbolu yorumlayacaksak, iyi futbolu yorumlayacaksak iyi futbolcu da yorumlamak isteriz. Sonuna kadar oynar inşallah. Ama eğer sakatlanma riski var diyerek kafasında böyle bir soru işaretiyle sahaya çıkacaksa çok Galatasaray'a faydası olacağını düşünmüyorum. Tabii Babel ne yapacak, Jagne'nin durumu ne olacak, bunların hepsi bir yana dursun. Falcao sağlıklı olduğu zaman bu takımın birinci santraforu çok büyük bir kalite. Tabii. Ve Galatasaray özellikle bu hafta arası oynanacak maçların olduğu dilimde eğer Falcao sahip olabilirse, hani haftada bir sahaya çıkaramadığı Falcao'yu 3 günde bir nasıl sahaya çıkaracak, ben de onu merak ediyorum. Bu arada bu sürece rağmen ne hocadan ne de Galatasaray yönetiminden Falcao için öyle olumsuz yorumlar gelmedi, olumsuz görüşler gelmedi. Mesela Falcao hiç Beşiktaş'taki Laiç konumuna gelmedi. Hani o kadar umutsuz bir bak olmadı. Sevgili Erkurt, sahanın içinde iyi oynadın. 3 puan aldığın sürece hiçbir dert dışarıya yansıtılmaz. Galatasaray, bak gösterdik son 9 maçını. Bir tane mağlubiyet var. Bir de beraberlik. Bir beraberlik, 7 galibiyet. Ne Falcao, ne İbrahimovic, ne Messi konuşulur böyle bir durumda. Hiçbir dert de dışarıya yansıtılmaz. İçeride çözülür. O yüzden bak, 4. forvetin olarak anılacağın Oğulcan oynuyor. Galip geliyorsun. Laiç'le problemi aynı değil sanki, ne dersin? Yani Laiç'le Falcao'nun durumları farklı. Hani Laiç'i kazanmak için ne kadar adım atarsan at, o oyuncu sana gelmedi. Yani Falcao'yu oynatmakla satmak arasında belki bir tercih yapman gerekecek. Ama oyuncunun yaşantısıyla alakalı falan bir problem gözükmüyor. Oyuncu bir inisiyatif alacak. Ben gitmek istiyorum diyecek, kalmak istiyorum diyecek. Onun tavrına bağlı. Beşiktaş'ta Laiç umutsuz vaka. Mesela Laiç Beşiktaş'ta 3 haftadır hiç oynamamasına rağmen. Hiç maç oynamadan sakatlandı, 3 haftadır yok yani. Neden oynamadığını da bilmiyoruz. Kadro dışı değil mi şu anda? Sakatlığından dolayı. Resmi olarak kadro dışı bırakılmadı. Peki devre arası geldiği zaman Beşiktaş bir kadro değişikliği yapacaksa yazar mı Laiç kadroya? Yazmaz. Bence de yazmaz. Demek ki kadro dışı. Resmi olarak. Başka sorum yok. Resmi olarak. Peki şimdi iş döndü dolaştı ve şu anda hani bugün itibariyle Galatasaray lider. Şu da bir gerçek ki özellikle de Fatih Terimli Galatasaray bu yarışın içindeyse çok büyük oranda Galatasaray o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır. Birkaç istisna vardır. Bir Beşiktaş'ın 100. yılında ikisi beraber şampiyonluk yarışındaydı. İnönü'ndeki maçta işte Beşiktaş Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. O meşhur Sergen attı şampiyonluk geldi maçı. Onun dışında da pek hatırlamıyorum açıkçası. Hani Fatih Hoca'nın bir şampiyonluk kaçırdı böyle tampon tampona yarışta. Ne olur bundan sonra? Vallahi Fatih Terim faktörü çok önemli yani. Düşün, 4 tane yıldız var değil mi? O yıldızın 1,5'u Fatih Hoca döneminde alınmış. 7 şampiyonluk değil mi bildiğim kadarıyla? Yani az bir sayı değil yani. İnanılmaz. 8 de olabilir. Bir arkadaşlar şey yapsın, ben 7 biliyorum hemen da. Bakayım ben. 8 ise inanılmaz zaten. Bir de benim forma numaramdır. Hani nasıl Fatih Hoca faktöründen bahsetmeyeceksin? Bir de her zaman burada söylüyorum yani. Galatasaray hangi kadrosuyla olursa olsun ya bu alışkanlığı var. Hocanın 8'lik şampiyonluğu var. Düşün, 8. Ya inanılmaz bir rakam. 2 tane yıldızı neredeyse Fatih Hoca ile almışsın yani formandaki. Böyle bir şey yok. 8'lik şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupa. Say bitmiyor. UEFA Kupası. UEFA. Say bitmiyor. Tabii ki bir adım öndesin bu teknik direktörle yani. Normal olan da bu. Çünkü buraları yaşamış hep.
8 kere ama de işte şampiyon olmuş. Ama anormal bir durumdayız. Sağ içini değil, sadece sağ dışındaki tecrübesi bile inanılmaz. Yeri geliyor, bir kötü gittiğinde bütün sorumluluğu kendine alıyor, gündemi değiştiriyor. Bir tweet atıyor, Trump'ın tweetlerinden daha çok etkileşim sağlıyor. Düşün yani, böyle bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii ki avantaj. Defalarca stresli soyunma odasını yaşamış teknik direktörden bahsediyoruz Erkut. Yani bir oyuncu için de çok büyük avantajdır. Yani orada içeride teknik direktörünü görmek, güç alırsın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ya hocanın bakışı yetiyordur mutlaka. Yani o, hani aynı şeyi defalarca yaşamış insanların o deneyimleri mutlaka oyuncuya yansır. Ama Galatasaray mesela devre arası itibariyle belli problemleri var çözmesi gereken. Bunlardan ne şekilde hamlelerle çıkacak o çok önemli. Mesela Belhanda'yı ben kendim bildim bileli göndermek istiyor Galatasaray yönetimi. Aldığı para üzerinden sezon sonu sözleşmesi bitiyor bedavaya gitmesin diye. Yani bir şeyler yapacak. Luyendam'ın satışı söz konusu. Bir yandan bakıyorsun Falcao'nun durumu ne olacak? Aytaç Kara konuşuluyor, Kolkır'ı konuşuluyor. Mesela bunlar doğru hamleler olur. Onyekuru konuşuluyor, doğru hamle olur. Onyekuru niye doğru hamle olur biliyor musun? Çok iyi iş çıkaran bir Galatasaray forveti var. Fakat geniş kadroda sadece sonuca odaklı olan maçlarda onun çabukluğuyla maç kazanırsın. Seni şu andaki elindeki forvet hattından daha farklı bir seçenek sunar sana. Böyle bir oyuncu fayda sağlar. Aytaç Kara oyunu iki yönlü oynayan çok iyi bir oyuncudur. Trabzon denendi ama olmadı. Yine de performansıyla bir şansı daha hak ediyor büyük takım için. Doğru bir hamle gibi gözüküyor. Kolkır bence Galatasaray savunma hattında sürekli Donk'a muhtaç kalmamak adına ki bu hafta muhtemelen ön libero oynatacaksın. Taylan'ın yokluğunda. Bence orayı da oynayacak. Bir tane alternatif çok çok iyi bir alternatif Kolkır. Oynayabilir, forma rekabetine girebilir. Luyendam'a giderse kesin gerekli. Şöyle bir bakınca planlar doğru. Ama hayata geçecek mi? İşin o kısmına da bakmak konuşalım. Lazım. Galatasaray transfer penceresi açılınca neler yapabilir? Sezon ikinci yarısına nasıl bir giriş yapabilir? Bunu da konuşalım. Ama bir reklam arası rica ediyoruz. Sonrasında tekrar birlikteyiz.